Bundan önce birincilikte bir yıllık bir maceramız oldu. Çok da iyi tamamladık aslında ligi. Ancak play-out etabında istediğimiz puanlara ulaşamayıp ikinci lige düşmüştük. Sonrasında tekrar Halkbank'ın desteğiyle lige çıkmak üzere bir takım kurduk. Tamamen sezon başından itibaren hedefimiz lige çıkmaktı. Tüm yerli ve yabancı oyuncularımızı bu hedef doğrultusunda seçerek çok da yoğun çalıştığımız bir 9 ay geçirdik. Arkadaşlarımız da şimdi onu tasdik edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Onun sonucunda her yıl olduğu gibi artık ikincilikte lige çıkmak için yatırım yapan takım sayısı da epey yükseldi. Yaklaşık 8 takımın lige çıkma mücadelesi vardı. Ve lig sistemi yarı final ve finale kalmayı gerektiriyor ilk etapta. Fakat kaldıktan sonraki etap çok çok daha zor. Hiçbir şekilde maç kaybetmeye ya da puan kaybetmeye izin vermeyen bir sistemde oynanıyor. Bu etabı da takımımızın yoğun çabasıyla başarılı bir şekilde geçerek kısaca lige çıktık diyebiliriz. Tabii ki burada birkaç cümlede anlattığımız şeyi 9 aya sığdırdık. Çok yoğun çalıştılar, çok eforlu çalıştılar. Süreçte sakatlıklar yaşadık. Sakatlıklarımızın olduğu anda takımımız 15 oyuncudan oluşuyor. Bu 15 oyuncu birbirini çok iyi force etti. Ne bileyim mesela sezon boyunca biz hep tek yabancıyla oynadık. Bir yabancımızın bir sakatlığı oldu. Sonra diğerinin parmağı çatladı. Sonra yerli oyuncumuzun Fatma'nın parmağı çatladı. Ama tüm ekip olarak onlara bir şekilde lig etabını birinci tamamlayarak daha sonra yarı final etabını da birinci tamamlayıp final etabında ilk iki takım arasında girerek lige çıktık. Tabii ki aslında temelde hedefimiz şuydu bu yıl. 3 yıllık bir hedef yaptık kendimize. İlk yıl lige çıkmak, ikinci yıl ligde Avrupa Kupaları oynayacak bir derece elde etmek, üçüncü yılda da kupayı kaldırmayı hedefliyoruz. Evet, Avrupa Kupalarında. Tabii ki bu Avrupa Kupalarındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dersek çok gerçekçi bir hedef olmaz ilk etapta. Ama Avrupa Kupalarındaki diğer kupalara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili yönetimimizin de bu yönde bize açıklamaları var. Hedeflerinin bu yönde olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde kuracağımız takımla da inşallah bu belli olacaktır. Şampiyonlar Ligi süreci için aslında tamamlanması gereken şey kulüp olarak tamamlanmış durumda. Çünkü daha kurumsal bir yapıya bürünmemiz gerekiyor diyebiliriz. Fakat zaten Halkbank erkek tarafında bunu sağladığı için biz hazır bir organizasyona geçmiş durumdayız. Buna uygun altyapı kriterlerimiz tamam. Tesis imkanlarımız tamam. İlk etapta birinci adıma ulaştıktan sonra diğer hedefe de birkaç yıl içerisinde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımızı tanıtayım. Önce yabancı oyuncularımızdan başlayayım. Elena. Evet, sezonda aslında herkes için söyleyecek çok şeyimiz var. Elena 4 numara oyuncumuz. Sezon boyunca takımda liderlik yaptı sürekli. Hatta kızlarımız ona bir de isim taktı. Başbakan Elena diye. Öyle bir nickname'i var. Rusya'dan geliyor kendisi. Pasörümüz Kübra. Kübra bize sezon boyunca çok ciddi destek sağladı. Evet, çok güzel paslar atarak destek sağladı. Sıkıştığımız yerde devreye girip oyunu açtı. Bize öyle yardımcı oldu. Kübra aynı zamanda Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda öğrenci. Yulia aslında Belaruslu oyuncu. Bundan 2003 yılında ben milli takımda antrenörken rakip olarak oynadık onlarla. Belarus'a karşı. Hatta ikili kamp yaptık. Adnan Kıstak antrenörümüz de o zaman. Sonrasında
evlenip Rus vatandaşlığına geçen, Rus milli takımında da bir dönem oynamış bir oyuncu. Pasör çaprazımız, ligin en yüksek oyuncularından birisiydi. Hücumlarıyla, bloklarıyla bize çok katkı sağladı. Aslan, genç yeteneğimiz, takımın gençlerinden 98 doğumlu. Ayşe abla kolejinde okuyorlar. Yarın pazartesi günü de önemli bir turnuvaya gidecekler aslında. Türkiye Şampiyonası'na gidecekler. Ankara 1 bitirdiler. Kendisi aynı zamanda milli takımın da pasörleri arasında, kadro içerisinde. Gelecek vadeden, gelecek beklediğimiz bir oyuncu. Bize sezon boyunca 3. pasör olarak yardımcı oldu. Yani biz onu ara ara antrenmanları aldık. Ama alsaydık eminim ki o da bize yardımcı olacaktı. Ceyda Durukan aslında genç ama çıktığımız senede kadromuzda bulunan, oynayan bir oyuncu. O yüzden biraz orta yaşlılar arasında diyebiliriz. Orta oyuncumuz kendisi. İkili turda oynayan, etkili tek ayaklarıyla özellikle bilinen bir oyuncu. Bize o da hücumlarıyla ve bloklarıyla çok yardımcı oldu sezon boyunca. Eylül Hanım, o da genç yeteneklerimizden, o takımın en gençlerinden, 99 doğumlu. İkinci liberomuzdu kendisi. O da sezonda bize sıkıştığımız yerlerde rahatlatmak için yardımcı oldu. Kendisi de gelişim aşamasında, çok şeyler bekliyoruz. İleride iyi bir libero olacağını düşünüyoruz onun. Bahar, birinci liberomuz. Bahar çok fazla aslında lig tecrübesi de yaşamış bir oyuncu. Hatta ben hemen hemen kaç takımda oynamışsındır Bahar? Oynadığın takımlar? 6 tane lig takımında oynadı. Bu yılda geldi, bize yardımcı oldu. Lige çıkmamızı sağladı diyebiliriz bütün oyuncularla birlikte. Defansıyla, agresif oyunuyla servis karşılamada bize güç kattı. Hande Naz Şimşek, sanırım o da Ceyda gibi ligdeki en genç orta oyunculardan, bizim oynadığımız ligdeki. Bu arada şeyi de vurgulayalım, bizim yaş ortalamamız 21.7 idi bu yıl lige çıktığımız kadro. İlk 8 takım arasında en geç kadroydu, şeye çıkan, play-off'a kalan takım arasında. Hande 1995 doğumlu orta oyuncu, üçlü turda oynuyor. O da kısa kurşun ve bloklarıyla bize yardımcı oldu. Çok da etkili servis atar kendisi. Simge, o da ligin en genç pasörlerinden diyebiliriz. Daha doğrusu ikinci kez takımı lige çıkarıyor. Geçen çıktığımızda da bundan 2 yıl önce bizim pasörümüzdü. Arada bir transfer geçirdi, geldi. Başka bir kulübe gitti. Seramiksan kulübüne gitti, geldi. Simge çok soğukkanlı bir oyuncudur. İyi bir pasördür. Bunu da zaten takımı lige çıkararak gösterdi. Takımımız çok kapasiteliydi. O kapasiteyi kullanarak bunu bir kez daha ortaya sermiş oldu. Gizem Nursaka. Gizem Nursaka voleybolun Ronaldo'su aslında. Çok çok yetenekli, kapasiteli bir oyuncu. Gerçekten futbolu da DM futbolculardan iyi oynar. Yani bir top olsa şimdi, yani sonsuza kadar saydırabilir. Röveşata yapar. Eliyle ayağıyla çok sayı almıştır. Sadece yani voleybolda herkes eliyle alır. Gizem elini, ayağını ve kafasını kullanarak çok sayı almıştır. Bunu yapar. 4 numaralı smaçör kendisi. Sezon boyunca bizi playoff'a taşıyan oyuncu oldu aslında. Çünkü yabancı oyuncularımız ya da yerli oyuncularımızın sakatlığı esnasında o sorumluluğu üstlendi. Ve bu süreçte bizim zaten 1-3-2'lik mağlubiyetimiz oldu. Ona rağmen ligi birinci bitirdik. Orada Gizem'in bize sağladığı katkıyı hiçbir zaman unutamayız. Playoff sürecinde de her sıkıştığımızda oyuna girip enerjisini kattı. Hani kağıt üzerinde herkes şey der ya, takım olmak 12 kişiye, 15 kişiye olmayı gerektirir. Bence buradaki herkes ve burada olmayan arkadaşlarımız da bunu bu yıl çok iyi gösterdi. Hiç kimse egosundan ya da işte kendi kaprislerinden onları bir tarafa bırakarak bir takım oyunu oynadılar. Gizem bizim
rahatladığımız, yaslandığımız bir oyuncuydu. Sırtımızı yasladığımız bir oyuncuydu. Burcu, Burcu genç yeteneklerimizden milli takımda da 2 yıldır görev alıyor. Son 2 turnuvayı best scorer olarak bitirdi. Balkanlarda, yanlış söylemiyorum değil mi? Balkan Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda. Orada en değerli oyuncu seçildi. Ama orada seçilmeden önce de bizim en değerli oyuncularımız arasındaydı zaten. Gelecekte amil takımın 4 numara smaçör sorununu çözecek, yardımcı olacak, yıllarca sırtında taşıyacak ve bunu şımarmadan, karakterinden ödün vermeden yapacak bir oyuncu olarak görüyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Fiziksel olarak yaşıtlarından çok uzun. Bunun getirdiği bazı şeyler var. Haliyle kuvvet yetersizlikleri var. Şu an onlarla boğuşuyor. Yani mesela örnek de verelim, bilsinler aslında. Kemik boyu kas boyundan daha hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bu da ağrılara ve bazı gelişim sıkıntılarına yol açıyor. Ama kulüp doktorumuz ve kulübümüzün üzerinde ciddi çalışmaları var, hassas çalışıyorlar. İnşallah bu sorunları aşacak. Artık uzamasının, durmasını da bekliyoruz biraz. Ondan sonra keyifle izleyeceğimiz bir oyuncu. Topumuz da geldi. 9 ay uğruna savaş verdiğimiz, günde 2-3 antrenman yaptığımız, ki biraz sonra arkadaşlar o şikayetlerini dile getireceklerdir zaten diye düşünüyorum. Kupamız geldi ve bu arada teknik ekibimizden de 3 kişi daha aramıza katıldı. Haktan Balin, yardımcı antrenörümüz, teknik heyetin en güçlü ortaklarından, bize yıl boyunca yaptığı değerlendirmelerle, antrenman performansıyla yardımcı oldu. Emre Altun da istatistik antrenörümüz. Sezon boyunca uyumadı diyebiliriz Emre. Maç analizleri, kesikler, videolar, aynı zamanda takımın kondisyon programını da üstlendi. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyor. Bu arada Ceyda da beden eğitiminde öğrenci. Hande Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda öğrenci. Simge'nin bölümü biraz daha spordan farklı. İngiliz dil, Amerikan dili, kültürü ve edebiyatı bölümünde okuyor. Gizem Nursaka aynı şekilde Gazi Üniversitesi'nde öğrenci. Burcu Ayşe Abla Koleji'nde, Eylül ve Aslı Ayşe Abla Koleji'nde öğrenci. Evet, öğrenci, kolej takımı gibiyiz aslında. Bahar defalarca okul kazanmış, bitirememiş bir durumda, sürekli transfer yaptığı için. İnşallah o da bu yıl Gazi Üniversitesi'nde öğrenci olacak. Tekrar sınava girdi ve azimle uğraşıyor. Haktan Gazi'den mezun, beden eğitiminden. Dilara Hanım da bizim masözümüz. O da kendisi Gazi Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda öğrenci. Kızlara verelim, buradan başlasınlar tanıtmaya. Esen Hocam geldi, şube sorumlumuz. Hocam sizi de alalım buraya, aramıza. Buyurun hocam şöyle. Gel sen bu tarafa. Tabii ben bu arada hani takımız dedim. Şu anda aramızda Fatma, smaçörümüz Fatma ve Irmak ve kaptanımız Neşve yok. Irmak ve Fatma plaj voleybol milli takımında şu anda. Neşve hayırlı bir iş için aramızda değil. İnşallah hayırlı bir iş olacak onun da. Ve Duygu diye genç bir oyuncumuz daha var. Onun da bir dizinde bir problemi vardı. Tedavi sürecinde aramıza katılamadı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destek oldular sezon boyunca. Şimdi arkadaşlara vereyim isterseniz, birkaç kelam etsinler. Buyurun. Ben Tutku Burcu Yüzgenç. Ayşe Abla Koleji'nde okuyorum. 99 doğumluyum. Voleybol yaşantım Halkbank adına geçti. Altyapıdan beri buradayım. Antrenörlerim ve ablalarım bana çok yardımcı oldular.
her konuda. Biz bir de hani okula gidiyoruz, akşamları öğle antrenmana geliyoruz. Buna rağmen hani takıma verdiğimiz desteği arttırmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık ve birinci hedefimizi gerçekleştirdik, birinci lige çıktık. Bundan sonraki hedeflerimiz için inşallah daha iyi çalışıp en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Gizem Nur Saka, 1992 doğumluyum. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda okuyorum. Altyapım Emlak Toki Spor Kulübü'nde başladım. Ondan sonra Gazi Üniversitesi zamanında burada oynadım. Aynı ekiple çalışmıştım. Karşıyaka'ya gittim. 2 sezon orada oynadım. Tekrar Halk Bankası'na geldim. Burada birinci hedefimiz lige çıkmaktı. Kupayı almaktı. Onu gerçekleştirdik ve hepimiz çok emek sarf ettik. Gerçekten yeri geldi ağladık. Çok idman yapıyoruz diye. Ama sonunda bu kupa burada bizim yanımızda ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. İlerideki hedeflerimiz de inşallah birer birer gerçekleşecek. Teşekkür ederim. Simge Yalçın ben de. Hacettepe'de okuyorum ben de. Buranın altyapı oyuncularındanım. Bu sezon gerçekten çok çalıştık. Aslında her sene bizim parolamız hani çok çalışmaktı. Ve bu şekilde başarıya yürüdük. Yani 3 antrenman yaptığımız günler de oldu. Hani şikayet de ettik ama hani sonucu başarıyla olması bizi çok sevindirdi. Kupamızı da aldık. Bundan sonraki hedeflerim arasında ben de ligde devam etmek istiyorum artık. Hani bu... artık... Yok. Hani bu 3 yıllık hedefin içinde de olmak isterim. Tabii önümüzdeki günlerde ne olur bilemem yani. Teşekkür ediyorum takıma bu arada. Hande Naz Şimşek, 95 doğumluyum. Buranın altyapısından olmasam da yaklaşık 5 senedir buradayım. Gerçekten sezon içinde çok çalıştık, inandık ve de isteğimize ulaştık. Yeri geldiğinde ağladık Gizem'in dediği gibi. Ama Cengiz abinin anlattığı gibi de çok inandık gerçekten, istedik. Geçen seneye nazaran daha iyi bir lig süreci geçiririz inşallah. Ve de uzun seneler ligde kalabiliriz. Bahanur Şahin, 91 doğumluyum. Ben altyapı olarak Vakıfbank Yeşilyurt, yani altyapıyı iki kulüpte oynadım. Aslında ilk olarak ikincilik tecrübem bu yıldı benim. Bu takımı seçme nedenim de yani ilk gün görüşmeye geldiğimde lige çıkma hedefi olmasıydı. Bir de Halkbank Spor Kulübü'nün düzeni, ortamı çok önemliydi. O yüzden burayı seçtim. Başladığımız günden beri aslında hedefimiz belliydi. Kolay gibi görünüyor belki ikincilik ama ben ligde oynadığımdan da biliyorum. Gerçekten daha zormuş. Yani inşallah bir daha oynamayız diye düşünüyorum böyle bir şeyde. Yani hep ligde oynayalım. Süreç bizim oynadığımız grup aslında herkesin gözünde daha kolaydı. Ama kolay olması bizi final grubuna taşımıyordu. Biz o yüzden çok üzerimize baskı vardı orayı çıkarabilmek için. Onun için idmanlar yaptık, toplantılar yaptık. Üzüldüğümüz süreçler oldu. Daha sonra tekrar toparlandık. Hani düşüşlerimiz, çıkışlarımız oldu. Final grubunda ilk gittiğimiz yarı finalde aslında buranın bizim için çok iyi bir idman olduğunu gördük. Çünkü orayı rahatça çıkarabildik. Yani eğer burada biz oynadığımız kolay maçların etkisiyle gitseydik oradan o şekilde çıkamayabilirdik. Sürecin sonu mutluluk olduğu için hepimiz çok mutluyuz şu an. İnşallah ligde de bu takım ortamını devam ettirebilecek seviyede oluruz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben Eylül Akarçeşme, 1999 doğumluyum. Ayşe Abla Koleji'nde okuyorum. Benim altyapım bu kulübe ait. Bu sene benim ilk lig tecrübem oldu ve bu sene biz gerçekten çok çalıştık ve birinci lige çıkmaktı hedefimiz. Buna da inandık. Bence çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Herkese de bunun için teşekkür ediyorum. Birincilikte de devamının gelmesini diliyorum. Hocam evdeyim, devam ediyorum. Her zaman. Çok çalışkanım. Bence Eda Durkan, 1994 doğumluyum. Bu kulüpte yaklaşık 6 yıldır bulunuyorum. Aynı ekiple çalışıyorum. Aynı zamanda birkaç kişiyle de 6 yıldır bu kulüpteyiz. Sezona başladığımız günden beri hedefimiz lige çıkmaktı. Aslında
Evet, başarı için çalıştık ama aslında hedefimiz bireysel olarak herkesin gelişmesiydi de aynı zamanda. En küçüklerimizden en büyüğümüze kadar herkes bu yıl büyük yol aldı. Kendi adına yani, bireysel olarak. Bu kulübün en güzel özelliği bence. Çünkü hani evet, diğer kulüpler de başarı için çalışıyorlar ama biz bu kulüpte hem gelişim için hem başarı için çalışıyoruz. Herkes başarı için odaklandı ve bunun için bir sürü antrenman yaptık. Yani diğer kulüpler uyurken ya da dinlenirken, gezerken biz 3 antrenman yaptığımızı biliyoruz yani. Evet, bunu yeri geldiğinde ağladık, yeri geldiğinde güldük ama meyvelerini topladık. Birinci ilgiye çıktık, kupamızı aldık ve hedefimizi gerçekleştirdik. Ben Aslıhan Kılıç, 1998 doğumluyum. Ayşe Abla Koleji'nde okuyorum. Ben de ilk defa bu yıl ligde oynamaya başladım. Ama ben hem gençler adına hem de takım adına çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ablalarımızın sayesinde ve antrenörlerimizin sayesinde bence bu yıl yaşıtlarımıza göre çok daha fazla gelişim gösterdik. Önemli bir tecrübe oldu. Kupayı Ankara'ya getirdiğimiz için ve birinci lige çıktığımız için çok mutluyum. Bütün takımı ve antrenörlere, herkese teşekkür ediyorum. Hello. You're Yeah, I'm gonna transfer. Yeah. Julia Svitkova. Yeah. I'm very old. I will not tell you how much. This is my first season in Turkey, and I really enjoy this time. Bu benim ilk sene. Ay, unuttum. Bu benim Türkiye'de. Gerçekten çok eğlenceli geçti. I'm lucky that I work in this great team because our girls, staff and all around us is perfect. We have no problems, just work. Çok şanslıyız. Bu muhteşem takımda, bu muhteşem oyuncularla çalıştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. I'm proud of my team because we work hard. Sometimes we have any power to go to eat outside, only home, bed, nothing more, and just work. And we get our target. Now we understand why we work so hard. I want to say thank you. Takımla gurur duyuyorum. Bazen o kadar çok çalıştık ki yemek yemeye gidecek enerjiyi bulamadık kendimizde. Tekrar takıma teşekkür etmek istiyorum. Because it was and it is now a big pleasure for me to be with you. You're my family and I will always keep you in my heart and I hope maybe we will still continue our work. Thank you. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Amacımıza ulaştık. İnşallah böyle bir ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah devam da edeceğiz. Kübra Kegan. Bu benim bu takımdaki, bu ekipteki ilk senem. Yani birçok kişiyle aynı sözleri sarf edeceğim. İnanılmaz çok çalıştık. Yani diğer takımlar gezerken, alışveriş yaparken, uyurlarken biz bunların hiçbirini yapamadık. Julia'nın da dediği gibi bazen hiç enerjimiz olmadı. Antrenmanlara gelecek enerjiyi zor bulduk kendimizde. Ama sonuçta hedefe ulaşmak çok güzeldi. Yani bütün antrenmanlara, bütün emeklere değdiğini düşünüyorum ve buradaki herkese de teşekkür etmek istiyorum emeklerimizden dolayı. Yelena Litovchenko. I want to congratulate all of my team. It was really a hard season. We worked a lot, but we've got our target. Yelena Litovchenko, çok zor bir sezondu. Takım arkadaşlarıma tebrik etmek istiyorum ama hedefimize ulaştık. I really love our team, really, because we are like a family. We're really friendly, so we work like it was really hard work, but it was easy for me because I enjoy every moment of this season. Gerçekten çok zor bir süreçti ama çok severek çalıştığımız için çok zor olmasına rağmen çok keyifli geçti. Bunun için teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma. And I want to say thank you for all of my team, girls and staffs, and I will never forget this season, and I hope we will be together more. I love you guys. Bu sezonu hiç unutmayacağım. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah burada devam etmeyi umuyorum.
Büyük ablalar var galiba. Tabii biraz daha büyük ablalar var. Yabancılarımız. Aslında abla değil de. Evet. Abla değiliz ama o kadar gençler bu takıma ki abla göre abla. Yani. Tam doğru soracağım. Yani. Evet. Ben oluyordum da. Bu arada voleybol şube sorumlumuz Esen Hoca'yı ben tanıtayım. Yani o da birkaç kelam etmek isteyecek diye tahmin ediyorum. Yardımcı doçent doktor Esen Gürbüzsel, Gazi Üniversitesi'nde akademik personel kendisi, istatistik bölümünde. Bizim voleybol şube sorumluluğumuzda eski bir futbolcu kendisi de. Sporun içinde hala da çok atletiktir ve çok sıkı spor yapar. Şimdi sözü ona vermek istiyorum. Tekrardan herkese merhabalar. Sizin de dinlediğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz gibi sporcularımız konuştu. Gerçekten bunun bir özetlemesini yaparsak hiç de işimizin kolay olmadığını herkes farkında ve bilincindeydi. Biz de işin idari tarafındaydık. Bu kulübün en önemli olmazsa olmazlarından birisi, sizden de duyduğunuz gibi bir aileydik biz. Hakikaten gerçekten bir aile uğraşı içindeydik. Belki fark etmişsinizdir, konuşanların işte %50'sinden fazlası altyapıdan 97, 98, 99 doğumlu gençlerimiz, gerçi büyük sporcular ama yaşları ufak ama kendileri iyi sporculardı. Bu takım, bir daha altını çizmek istiyorum, belki 24 takım içinde finali aldım, final grubunda en genç takımdı. Böyle bir de özelliği vardı. Hem genç olup da çok başarılı performans göstermek, hem takımdaşlığın bir parçası, hem çalışmanın bir parçası, hem eğitimin bir parçası. Çünkü başarının bir modelini kurarsak yalnızca sporcunun teknik üstünlükleri yetmiyor. Biz bunun bilincindeydik. Çok hakikaten biz dışarıda da çok çalıştık. Gerek turnuvalara gittik, gerek kamplara gittik, zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Biz takımda güveniyorduk. Biz bir farklı modelle oluşturmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi ona göre yaptık. İyi sporcunun yanında iyi ahlaklı, bu takımda işte bu aile uyacak sporcuları aldık. Gerçekten biz de hem Jüli hem Lena'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize de bir ablalık yaptılar. Hem de ailenin parçası oldular. Hiç problem yaratmadan. Biz de son derece memnunuz. Ben de hem takımıma hem de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bahar da biraz önce söyledi. İkincilik, biz de spordan geldiğimiz için birincilik göre daha zor. Tabii biz birincilik de gördüğümüz için şimdi bir ağzımız yandı. Sütten yanası yoğurdu üfleyerek gelmiş. Bu sene inşallah adımlarımızı ona göre atıyoruz. Atacağız da. Gerçekten bu konuda ben bir teşekkürü de kulübüm yönetim kuruluna etmek istiyorum. Bir dediğimizi bu sene iki etmediler. Başta Onursal Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Cebeci, kulüp başkanımız Selahattin Süleymanoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri. Gerçekten canı gönlümüzü hem maddi olarak hem manevi olarak desteklediler. Umarım Türkiye liglerinde örnek gösterecek bir kulüp haline getirdik burayı. Bundan sonra da umarım böyle devam eder. Böyle devam etmesi için elimizden geleni gayreti göstereceğiz. Çünkü bizim gerçekten 3-5 yıllık hayallerimiz, hedeflerimiz vardı. Bu arada sporcuma teşekkür ettim ama bilerek sonra bıraktım. Konuşmamın son bölümünde de gerçekten teknik ekibe birkaç bir şey kelam etmek istiyorum. İnanılmaz özverili çalıştılar. Hiç yılmadılar. Çok düzgün karakterler bir defa. Yani onu vurguluyorum. Ben gerekli yerlerde hep bunu söylüyorum ama huzurunuzda da tekrar teşekkür ederim. Gerek teknik anlamda, gerek dışarıdaki davranış modeliyle hem bizlere hem sporcularımıza örnek olmuşlar. Umarım voleybol camiasında da böyle teknik ekiplerin çoğalmasını diliyorum. Çünkü gördük, izledik bir sürü şeyleri. Voleybolun kurtuluşu, genç sporcunun yetişmesi
Kolay değil. İşte Burcu 99 doğumlu. Daha henüz baktığınızda 15 yaşında. Aslı 15-16 yaşında. Eylül 15-16 yaşında ama bunlar kolay yetişmiyor bu değerler. Bu değerlere emek az verilmiyor. Onun için tekrardan hem şahsım adına hem kulübüm adına teknikimle sporcularıma sağlık ekibime emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ediyorum. Ben istatistikçi olduğum için başarının modelini tek değişkene bağlamıyorum. Biz o değişkenlerin hepsini anlamlı hale getirdik. Hepinizi seviyorum. Başarılarımızın, hepimizin başarılarının, hem bireysel hem takım başarılarının devamını diliyorum. Hemen söyleyeyim. Hak'tan yardımcı antrenörümüz kendisi kısa cümleler ve öz tespitlerle bilinir. Hemen ona iletiyorum. Hak'tan Balin, yardımcı antrenörüm. Gazi Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. 3 senedir Halkbank Spor Kulübü ailesinin içerisindeyim. Hedefleri olan sporcular, hedefleri olan teknik bir heyet ve buna olanak sağlayan bir yönetim, başarı ortada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Emre Altun da burada bulunan bulunmayan yanımızdaki kupayı almamızda emek sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sezon başında bir benim sloganım vardı, artık onlar düşünsün diye. Kupamızı aldık ve artık onlar düşünsün diyoruz. Teşekkür ederim. Dilara Odabaş. Ben ilk olarak Özgür abime teşekkür ediyorum. Daha sonra takımımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Oh!